Şahsi bir beklentim. Bu yıl rekor kuracağımıza inanıyorum.
Bursalı halkımızın, öğrencilerimizin, kitap severleri bu eşsiz özenle hazırlanmış fuarları kaçırmamalarını tavsiye ediyorum. Halkımızın akın akın buraya gelerek bu rekoru kıracağımıza gönülden inanıyorum. Evet, fazla sözlerimi uzatmak istemiyorum. Benden sonra çok değerli konuşmacılar olacak. Bu fuarın hazırlanmasında işbirliği yaptığımız Türkiye Yayıncılar Birliği'ne, bizlere destek olan Bursa İl Milli Eğitim Birliği'ne, Buğdar Üniversitesi'ne, Boskebe, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'na, Büyükşehir Belediye'mize, Valiliğimize, tüm eğitim kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına, yayıncılara, basın mensuplarına teşekkür eden şahsım ve tüm ekibim adına saygı ve sevgiler sunuyorum. Ben de Sayın Ersözlü'ye çok teşekkür ediyoruz ve TÜYAP Kültür Fuarları Genel Koordinatörü Sayın Deniz Kavucu Beyefendi kürsüye davet ediyoruz. Buyursunuz hocam. Sayın Bakanlar, Sayın Milletvekilleri, Sayın Başkanlar, değerli protokol sevabı. Hepiniz hoş geldiniz fuarımızın açılışına. Sevgili dostum Bilal Ersoy'un sözüne ettiği gibi Bursa Kitap Fuarı bu yıl 11. kez kapılarını açıyor. Bu fuar 11 yıl içerisinde İstanbul'dan sonra Türkiye genelinde düzenlediğimiz 6 fuar arasında 2. sıraya yerleşti. Ben bu kitap fuarına emini veren yani iyi geçen herkese, her kuruma, her kişiye teşekkür ediyorum. Ve bu desteğin, bu katkının devamını diliyorum. Teşekkürleri daha sonra yapacağım. Kısaca bilgi vereyim. Bu yıl bu ara 270 yayın evi katılıyor ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu katılıyor. 9 gün sürecek fuar süresince 70 kültür edebiyat etkinliği var ve gerek imza günlerine gerekse bu etkinliklere katılan yazar, araştırmacı, bilim insanı, gazeteci, sanatçı sayısı 600'ün üzerinde. Böylece Bursalılar bu yılda sevdikleri yazarlarla ya da yazan, yazma faaliyeti içerisinde bulunan diğer sektörlerden kişilerle buluşma tanışma olanı elde edecekler. Her yıl olduğu gibi bu yılda fuarın çok çeşitli yazar konukları var. Yine hayatın her alanında kalem oynatan yazarlar, örneğin İlber Ortaylı'nın tarihçiliği, Üstün Gökmen'in hayata dair bilgiler vermesi gibi, Ayşe Kuli'nin romancılığı, Can Güldar'ın röportajcılığı, Ece Temel Kur'an'ın ilk kez böylesine yankı yapan romanı, İpek Onlu'nun gençlik edebiyatı, bunu daha uzatabiliriz. Ahmet Ümit, Canan Kan, Enver Aysever, Gülten Dayıoğlu, Cemal Ercemin Kabukçu gibi adlarla. Bu arada iki de görülmeye değer sergi var. Bunlardan birisi Güney Özkılıç ve Deniz Dalkılıç'ı birlikte hazırladıkları Bursa tarihine, Bursa kültürüne değer katmış, Bursa'da iz bırakmış kadınların fotoğraflarından oluşan Bursa'nın Kadın Yüzü fotoğraf sergisi. Bu gerçekten görmeye değer bir sunum. Diğer bir sergide Faruk Aktaş'ın 8 yıl boyunca Anadolu'nun farklı yörelerinde, coğrafyalarında çektiği Anlar ve İzler başlıklı fotoğraf sergisi. Bu da önemli bir katkı fuarımıza. Geçen yıl fuarı 245 bin ziyaretçi gezmişti. Bu çok önemli bir sayı. Bu sayıyla Bursa, gerek İzmir, gerek Çukurova, Adana, gerekse Diyarbakır, Antalya gibi kentleri geride bıraktı. Ben ilan arkadaşımızın umutlarına katılıyorum.
herhalde bu sene hiç değilse 250 bin ziyaretçi sayısını aşarız diye düşünüyorum. Kitap fuarları şu açıdan da çok önemli. Yalnız kitap alışverişi açısından değil, düzenlendiği kentlerdeki kent kültürüne olan katkılarının açısından da önemli. Artık 11 yıldır kurumlaşan, gelenekselleşen bir kitap kültür etkinliği. Bu da Bursa kent kültürünün artık ayrılmaz bir parçası. Biz TÜYAP olarak bu yolda belli bir katkı sunuyoruz, sunduysak bundan çok övünç duyuyoruz ve bu güzel kentte TÜYAP'ın karşılanışından da doğru iş yaptığımız onaylanıyor. Bunun için de tüm Bursalılara teşekkür ediyorum. Ayrıca şunu da vurgulamak gerekiyor. Kitap fuarları Türkiye'deki belki en demokratik platformda alabildiğine geniş bir özgürlük ortamı, alabildiğine geniş bir demokrasi ortamı, kimsenin sözünü kesmediği, kimsenin kimseyi sözleri nedeniyle yargılamadığı, sorgulamadığı, fakat haklı olarak eleştirdiği, eleştirilerinde gayet düzgün bir ortamda yapa geldiği bir alan. Bu alanı gerçekten göz bebeğimiz gibi korumak durumundayız. Eğer demokrasiye, özgürlüğe, insan temel hak ve özgürlüklerine bağlı muhtaçlar, bireylerse. Ben beni dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu fuarın Bursalılara, Bursa için iyi geçmesini diliyorum ve emeği geçen tüm kuruluş ve bu arada mutlaka söyleyeyim, Bursa İl Eğitim Müdürlüğü'nün değerli katkılarının altını çiziyorum. Büyükşehir Belediyesi'nin, valiliğin katkılarının altını çiziyorum ve tabii Ticaret Odası'nın, HOSGEB'in ve diğer el veren tüm dostların. Sağ olun, var olun. Hepinize teşekkür ediyorum. Sayın Kavukçoğlu, bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Efendim ve hemen Hüseyin İlgi Eğitim Müdür Vekili Sayın Mustafa Bilici'yi davet ediyoruz. Kürsüye buyursun. Sayın Bakanlarım, Sayın Milletvekillerim, çok değerli misafirler, sözlerime başlarken en kalbi duygularla sizleri selamlıyoruz. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Okumak, insan için en kolay ve en etkili öğrenme şeklidir. Gelişmiş ülke toplumlarının sahip oldukları bilgilerin %60'ı bu yolla elde edilmiştir. Geri kalmış toplumların birçoğunun kaynağında da okumamak yatıyor. Eğitimsiz bir toplum geri kalmış bir toplumdur. Eğitim de ancak okumakla olur. Bizler eğitimciler olarak geleceğimizin teminatı olan sevgili yavrularımızı yetiştirmek için üstün gayret gösteriyoruz. Göstermeye de devam edeceğiz. Onları okutmak için çok büyük gayretler sarf ediyoruz. Sarf etmeye de devam edeceğiz. Ama